Güzel değil mi? Ama daha hiçbir şey görmedin. Bursa Gölyazı'dayız. Gördüğün göreceklerin teminatıdır. Bana güven. Ha, videoyu da sonuna kadar izle. İşi gücü bırak. Tadını çıkar Gölyazı'nın. I'm all around the world, I flip the script just like an acrobatic. Bringing in them hits, you would've thought that we had bad in practice. Hip hip hooray, hit the lotto, now my pocket's fatter. Give me a little space, promise mama I'ma take the challenge. Hey, hey. Took my chance, the dice roll, let me slide in. Welcome y'all to my show, bout to begin. This the time I go viral, so let me just shimmy shimmy all the way until I pop off. Look, I'm tired of excuses. Bak başladık, hazır mısın? Gölyazı'yı nasıl gezeceksin anlatıyorum. Önce bir defa bu yel değirmeni Gölyazı'nın hemen girişinde. O yüzden aracınla geldiysen de zaten aracını, hafta sonu geldiyseniz otoparka alıyorlar zaten aracınızı. Çarşının içine sizi aracınızla almıyorlar. Otopark da gayet güvenli ve tertemiz, düzenli bir otopark. Eğer aracınla da gelmediysen, burada otobüs durağı var. Burada in ve muhakkak bu güzel yer değirmeninde fotoğrafını ve videonu al. Tadını çıkarmaya başla. Şimdi bakalım daha neler var. Beni takip et. Bırakma videoyu. Tell me lies, it's always very subtle, no rebuttal. Step aside because I took my chance. Bak, otopark 50 metre arkamda kaldı. Şimdi bu yürümekte olduğum yolun da kıymetini bil. Gözümü takayım, önümü göremiyorum. Bu yolun da tadını çıkar. Bu yolda çok güzel meyve tezgahları. Döneminde, incir döneminde muhakkak gelin. Çilek sezonunda muhakkak gelin. Tadına doyamazsınız. Burası meyve kokusundan geçilmiyor. Bu yol bile başka bir macera. Unutma. Yol üzerinde duraman gereken yerlerden birisi de bu Aziz Panteleimon Kilisesi. Çok güzel. İçi de çok güzel restore edilmiş. Güzel de bir yapı. Burayı da muhakkak gezin. Abi merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir meyve dönemi yok mu? Şu an ne var? Şu anda kiraz meyve. Kiraz var Gölyazı'da. Çilek, Uludağ'dan çilek gelir. Uludağ'dan çilek geliyor ve hafta sonları buralar zaten tezgah doluyor. Evet. Şu anda çarşıda bulabilirim, değil mi? Çarşıda, merkezde. Birazdan satmaya gelirler oraya. Evet. Evet. İsim neydi abi? Bekir Yazgan. Bekir abi, çok teşekkür ederim. Abi. Görüşmek üzere inşallah. Gönül abinin mekanı da ziyaret şey. Abi Gönül abi dedim sana. Gönül abi olsun senin adın bundan. Gönül abim de ziyaret edin. Gönül abi, görüşürüz. Hoşça kal abi, sağ olasın. Abinin de ismini değiştirdik. Neyse, güzel isim koyduk. Gönül ismi. Bundan sonra abime geldiğinizde Gönül abi dersiniz. Bak, bu vasıta üniversite durağından gelip biniyorsun buna 5G'ye, çarşıya kadar geliyorsun. Araçsız gelecek olan arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Metroya biniyorsunuz, üniversite durağında iniyorsunuz metroda. Oradan 5G'ye binip çarşının ortasına kadar geliyorsunuz bu güzel minibüslerle. Ulaşım çok rahat ve çok da hızlı. Şimdi bak, not almaya devam et. Şimdi buradan geliyorum bak. Burada, tam burada solumda manzara görmek istiyorum diyorsan, benim drone'um yok arkadaş, ben Gölyazı'yı bir tepeden de çekeyim diyorsan, bu sokağı görüyor musun? Zambak Sokak. Gördün mü Zambak Sokak? Buradan çıkıyorsun arkadaşım. Yukarıda Zambak Tepe var. Gölyazı kanatlarının altında kalıyor. Ben ayaklarının altında kalıyor denmesini pek uygun bulmuyorum. Kanatlarının altında kalıyor. O Zambak Sokak'tan da çık Zambak Tepe'ye ve oradan da fotoğraflarını, videolarını al. Oranın da tadını çıkar. Havanı at. Ha, yalnız orada bir tane kuş gözlem kulesi var. Ona çıkma bak. Çıkmak yasak, ona çıkma. Ben de çıkmak istedim ama sonra kendi kendimi teskin ettim. Sen de kendi kendini teskin et. Güveniyorum sana. Evet, geldik. Zurna'nın zırt dediği yere, Gölyazı çarşısına. İşte esas görülmesine gereken noktalardan bir tanesi de, buranın en konik noktalarından bir tanesi de bu ağlayan çınar. Niye ağlayan çınar diyorlarmış. Bana çok enteresan gelmişti. Muhtemelen bunun cinsinden, artık neyse, doğu çınarı diyor. Şuradan görüyor musunuz? Oradan bir sıvı akıyor. Neyse artık onun adı, bilenler affetsin, ben onun adına sıvı diyorum. Sıvı sonuçta. Ve buraya damlaları geliyor. Bunun da ismi bu sebepten dolayı ağlayan çınar olarak nam salıyor efendim. Görüyorsunuz değil mi? Şu an burası öyle serin ki. Tabii sabahında çok erken vaktindeyim. Gölün görüntüsünü görüyor musunuz? Çarşaf gibi üzerinde balıkçılar, leylekler. İnanılmaz. Siz yatın, yatın evde. Sabah 5'te çıktım, geldim buraya. Şu güzelliği görüyor musunuz?
time I go vibro, so let me just shimmy shimmy all the way until I pop. Evet, Ağlayan Çınar'da dediğim gibi Gölyazı'nın tam göbeğinde muazzam bir noktada muazzam bir ağaç. Burada muhakkak fotoğrafını ve videonu burada al arkadaşım. Sonra buradan sandal turları oluyor. Şimdi onları da konuşacağız. Ve ayrıca belediyenin sunduğu, Nilüfer Belediyesi'ni kutluyorum. Buraya çok güzel bir hizmet sunmuş diyeyim. Bunlardan da kiralayıp gezebilirsiniz ama bence manzarayı kaçırmamak için adanın bakın tam sağından görüyor musun? Dinliyorsun beni değil mi? İyi dinle bak. Buraya geldiğinde ne yapacağım diye sonra sağa sola bakınma. Anlatıyorum bütün detayına kadar. Buradan köprüyü geçeceksin sevgili arkadaşım. Adanın sağ önce bir çayını iç orada köy kahvesi kahvelerinde. Elini orada şadırvanda elini yüzünü bir yıka bunaltıysan sonra oradan sağdan devam et. Güzelce bir ada turu muhakkak yap. Anlatabiliyor muyum? Şimdi zaten birlikte yapacağız. Ne demek istediğimi anlayacaksın. Beni dinle. Ve tadını çıkar. Hava iyice ısınmadan, güneş tepeye çıkmadan, cöğür cöğür yanmadan ada turumuzu birlikte atalım bak. Fotoğrafik yerleri söyleyeyim sana. Mesela şuradan şu açıyı muhakkak çek. Bak şimdi göstereceğim. Tüyolar veriyorum yani. Sonra nerede fotoğraf çekeyim? Acaba hangi açı güzeldir? Boş ver bak söylüyorum sana işte. Dinle. Bak. Şuradan, tam şu açıdan fotoğrafını çek. Gördün mü? Sonra devam et. Köprüyü geç bitir. Abiler burada. Ben bu abilerle takılmak istiyorum aslına bakarsanız. Yani büyüyünce bu abilerden olmak istiyorum. Ne zaman gelsem burası full. Sanki mesai ücreti alıyorlarmış gibi sürekli burada abiler. Kutluyorum ama bu tadından da yenmez. Ben de Gölyazılı olsam ben de burada takılırım söyleyeyim. Şuranın güzelliğine bak. Şimdi ben de burada bir kahvaltımı yapayım. Daha kahvaltı yapmadım. Bir çayımı içeyim müsaadenizle. Sonra tam buradan arkadaşlar yolculuğunuza başlayın. Ada turuna başlayın. Şimdi zaten birlikte adayı turlayacağız. Took my chance, the dice roll, let me slide in. Welcome y'all to my show, about to begin. This the time I go viral, so let me just shimmy shimmy all the way. Şimdi burası aynı zamanda bir balıkçı köyü. Bakın burada perakende balık tezgahları kuruluyor. Şimdi balık mezatı göreceksiniz. Balıklara ve orada yaşananlara tanık ol, seyret, iyi dinle. Selamun aleyküm. Bakalım neler oluyor burada. Oh, bak 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 balıkları görüyor musunuz? Canlı canlı. Burada mezat oluyor şu an. Selamun aleyküm. Çok heyecanlı be. Sanki ben alıyormuş gibi heyecanlandım. Aha. Allah Allah aralarında kaldı. Abinin çizmeler havalı ya vallahi. Çizmeli kedi çizmesine benziyor. Kendime yer bulamadım. Abiler az sonra fırça atıp kovacaklar beni. Her taraftan balık geliyor ben... Amca pardon geçtim. Sağ ol amca. Kendime yer bulamadım. Şöyle bir yerde durayım kanaat edeyim artık. Bak yeni geldi bak. Hay maşallah. Abi sağ ol sen nasılsın? İyiyiz abla. Abi valla çok güzel seni gördüğüme sevindim. Her sabah Gölyazı'da 10-12 arasında balık mezatı yapılıyor. Şimdi balık mezatının tam ortasına geldim. Çok keyifli. Bakalım neler oluyor görelim. Fakat tabii ben işe aşina olmadığım için kendime yer bulamıyorum. Her taraftan balık geliyor. Look, I'm tired of excuses and secrets. Keep my head up and know this ain't easy. Evet, nerede kalmıştık? Geldin, köprüden geçtin. Burada kahvaltını yaptın çay ocağında. Çayını içtin güzel. Şadırvanda elini yüzünü yıkadın. Sonra Emir abi de çayını içtin güzel. Emir abinin çayı güzel. Benim de selamımı söyleyin. Emir abi de çayını içtin. Sonra ne yapıyorsun? Sonra bu tarafa doğru sağdan adayı gezmeye başlıyoruz. Fotoğraf makineni unutma. No rebuttal. Step aside because I took my chance, the dice roll, let me slide in. Welcome y'all to my show, about to begin. This the time I go viral, so let me just shimmy shimmy all the way. Şu anın güzelliğini görüyor musun? Bak orada bir balıkçıl abi burada işini yapıyor.
Burası mis gibi, sepserin. Leylek şuraya girmiş. Onun bir peşine bir gidelim. Burayı anladın mı? Yolun üzerinde olacak zaten. Burada videonun fotoğrafını çek. Hanımınla, çoluğunla, çocuğunla, yalnız arkadaşınla çek. Bak, arkadaşı görüyor musunuz? Bakalım bize sempatik davranacak mı yoksa gagalayacak mı? Ya, bu yaptığımız doğru mudur bilmiyorum ama insan bir münasebet kurmak istiyor. Heh, kaçtı. Chance the dice roll, let me slide in. Welcome y'all to my show, about to begin. This the time I go viral, so let me just shimmy shimmy all the way until I. Bu kısmetini aramaya geliyor bak. Bu senden kısmetini almaya geliyor değil mi abi? Biliyor seni tabii. Sen var ya sen. Öyle şapşiksin ki. Sürekli böyle seni görünce geliyor mu? Ha, şimdi gelir onlar da mesaiye başlarlar. Ne kuşum? Kızım sen tanıyor musun sen balıkçı amcayı? Sen var ya çok işini biliyorsun ha şapşik. Selamünaleyküm abi. Nasılsın, iyisin? Şükürler olsun. Sağ ol abim benim. Yardıma ihtiyacın var mı? Gerçi senin yok gibi görünüyor. Allahu Ekber. Ya nasıl yaptın bunu tek başına ya? Korktum sen. Maşallah sana ya. Bu kadar. Bitti mi şimdi? Ya. Günün geri kalanında kahvedeyiz. Tek kahvede takılmıyorum ben. Ne yapıyorsun abi? Öğlenden sonra tarlaya gidiyorum. Ha, tarla ne var sende? İncir var. Ooo, en güzeli. Peki ne kadar kaldı incir abi sizin? Ağustos 15'te çarşı şenleniyor değil mi burada? Aa, çok yedim. Allah rast getirir inşallah. Bereketli olur. İnşallah. Gönlünüze göre olun inşallah abi. İnşallah. Güzel hasatlar geçirirsiniz inşallah. Hasan abi çok memnun oldum. Evet. Görüşmek üzere inşallah. Evet. Hadi. Bu bunlara bakıyorsun yani. Bu şapşiklere. Bunlar seni tanıyorlar Hasan abi ha. Motorun sesini ya, ilginç ya. Seni karşıladı resmen ya. Eyvallah. Hasan abicim görüşmek üzere. Hoşça kal. Burada bir de böyle bir arkadaşa denk geldim. Hafif böyle korku filmi sahnesini andırsa da yine de şirin görünüyor burada. Niye koymuşlar onu buraya? The time I go viral, so let me just shimmy shimmy all the way until I pop off. Look, I'm tired of excuses and secrets. Keep my head up and know this ain't easy. So grab your popcorn bags and relax. I'ma shimmy shimmy all the way until I pop off. Bu tarihi kalıntılara hemen hemen her yerde rastlıyorsunuz. Bakın o duvarlar falan hep eski yapılardan kalma. Bu abi de peşimi bırakmadı benim. Gezimi sabote etme istiyor ama başaramayacak. Tabii sabah vakti gelmeye bakın. Şimdi güneş yükselmeye başladı. Açıkçası biraz acıtmaya başladı. Ama yine de gördüğünüz gibi şahane görüntüler var. Ben şurayı da fotoğraflayayım. Let me slide in. Welcome y'all to my show, about to begin. This the time I go viral, so let me. Geçen girişimde de uğradığım, girişine bayıldığım ve içeriği de çok ferah bulduğum bir mekana getiriyorum şimdi sizi. Burada bir çayımı içeyim, bir kahvemi içeyim. Sonra yolumuza devam edelim. Adayı tavaf etmeye devam edelim. Şu girişin güzelliğini görüyor musunuz? Şimdiden ferahladım. Dışarısı şu an yanıyor. Artık saat 12'yi geçti. Güneş tam tepede fakat buradaki ferahlığı size gerçekten anlatamam. Yaprakların sallanmasından anlıyorsunuzdur. Püfür püfür. Buranın ismi Faik Bey Konağı. Geçen ziyaretimde de buraya gelmiştim. Yine doğru yerde olduğumu düşünüyorum. Çünkü vücut ısım yavaş yavaş düşmeye başladı bile. Muhakkak Gölyazı'yı ziyaret edin. Güzel bir gün geçireceğinizden eminim. Geziye devam. Evet, ada turumuzu neredeyse tamamladık. Adanın tam etrafını döndük. Şimdi ne yapacağız? Şimdi sandal turuna bakacağız. Sandal turunu size anlatmaya çalışacağım. Ben bir iki defa yaptığım için bu sefer yapmayacağım ama sandal turunu size nasıl oluyor, nasıl bitiyor, şartları neler, onu anlatmaya çalışacağım. Bak, cami burada. Tam meydandaki cami. Ben onun altında merdiven var, görüyorsun. O merdivende iniyorsun. Böyle dubalar üzerinde bir iskele var. Bu iskele işte sandal turu yapılan iskelelerden bir tanesi. İşte görüyorsun şu sandalları. Bu sandallarla çok güzel turu yapılıyor. Bunu öneriyorum. Çok seyirlik, çok keyifli ve çok güzel görüntüleri alabileceğiniz bir
sandal turu. Hele sazlıkların içinde mükemmel oluyor gerçekten. Ve tabii şöyle sultan kayığı modelinde de sandal turları yapılıyor ama ben genelde bunları tercih ediyorum. İki iskele daha var. O iki iskelede de yine sandal turları için size hizmet veriyor köy halkı. Öneriyorum. Dinle beni. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız abi? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Herhalde sandal turlarını düzenleyen kişilerden birisi sizsiniz. Evet. Doğru mu? Doğrudur. Nedir şartlar? Ne olacak? Bu gelen nasıl bir sandal turu yapacak? Ne şartlar var? Şartlarımız. Evet. Sizi Ağlayan Çınar'dan alıyoruz. Adanın etrafını. Buradan yani. Evet. Adanın etrafını tam tur yaptırıp sazlıkların içerisine giriyoruz. 500-600 metre yolumuz var. Evet. Nilüfer çiçekleri de bunların içerisinde. Çıkışımız tarihi Kızadası. Evet. Aynı istikametten geri geliyoruz. Yarım saat süresi var. Sandal fiyatımız 100 lira. 100 lira sandal fiyatı. O büyük bir sultan kayığı var bir de. O ne? O onlar, da mı? Onlar da fakat şu an onlar su sığ olduğu için sandalların arasına giremiyor. Sandalla daha çok tercih. Aynen öyle. Peki. Tabii ki onu da tercih edenler var. Onların da fiyatları 300'e 400. 300'e 400 arası. Evet. Peki. Çok teşekkür. İsminiz neydi? Türker. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sandal yine Ağlayan Çınar'ın yanından kiralıyorsunuz burada. Bütün kriterleri de izah etti zaten. Daha ne istiyorsunuz? Daha ne yapayım yani sizin için? Şimdi Gölyazı Köyü'nün Yarımada tarafından ayrılıyorum. Bakın bu üzerinde bulunduğum köprü bağlıyor anakaraya orayı. Efendime söyleyeyim şimdi bu tarafa geçiyoruz. Yani geldiğimiz tarafa. Şuradan gelmiştik biz. Şimdi burada da size Zambak Tepe'yi göstereceğim. Zambak Sokağı göstermiştim. Muhakkak gidin. Fotoğrafınızı orada muhakkak çekin. Bakalım şimdi orada bizi neler bekliyor. Ondan sonra da yavaş yavaş gezimizi sonlandıracağız. Açıkçası söylemeyi unuttuğum ve çok ayıp ettiğim bir şey var. Gölyazı Köyü Nilüfer ilçesi sınırları içinde. Bursa Nilüfer ilçesi sınırları içinde. Ve bilin bakalım Nilüfer ilçesi ismini nereden alıyor? Hemen söylüyorum. Nilüfer ilçesi ismini sandal gezisinde de göreceğiniz, sandal gezisi turuna dahil olan Nilüfer çiçeklerinin olduğu bölgeden alıyor. Yani Gölyazı bulunduğu ilçeye ismini de verdiren bir köy. Ona göre. Hit my celly, acting petty. See the people around me, I don't think they'll miss me. Lord forgive me, and my girl so pretty. Such a hard time to go. Evet, bakın şimdi nereye geliyoruz? Gölyazı'ya girerken size bahsettiğim Zambak Sokak'tayız. Şimdi buradan gireceğiz ve Zambak Tepe'ye çıkacağız. Hava çok sıcak, güneş tepede. Ben daha önce çıktım, fotoğraflarım ve videolarım var. Instagram hesabından da görebilirsiniz ama bu sefer sizler için çıkıyorum. Kendimi feda ediyorum açıkçası. Yukarıda muhtemelen haşlanacağım. Öğlen sıcağında çıkmayın size de önerim. Ama oradaki güzellik buna değer ve size de hediyem olsun. Ama videoyu sonuna kadar seyretmeyi de unutmayın. Bak bakacağım, kontrol edeceğim kimler seyretmiş, kimler seyretmemiş diye. Tepeye geldik. Şimdi bu size gelirken bahsini ettiğim kuş gözlem kulesi. Hani çık benim tepeme de daha fazla hakim ol manzaraya diyor. Yani fotoğrafçılar beni çok iyi anlıyor şu an. Şimdi esas manzarayı gösteriyorum size. Hazır mısınız? Hey, took my chance, the dice rolled, let me slide in. Welcome y'all to my show, about to begin. This the time I go viral, so let me just shimmy, shimmy all the way until I pop. Hey, took my chance, the dice rolled, let me slide in. Welcome y'all to my show. Neden bu kule sizi tahrik etmesin, kendinize hakim olun dedim, anlıyorsunuz değil mi? Bir de onun yukarısından manzarayı düşünün şimdi. Ama bu bile çok güzel. Keep my head up and know this ain't easy. So grab your popcorn. Dediğim kadar var mıymış? Bana güven. Evet arkadaşlar, Bursa Gölyazı gezimizi burada bu güzel noktada sonlandırıyorum. Siz de eğer benimle daha birçok yeri gezmek istiyorsanız, keyif aldıysanız, hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve muhakkak abone olmayı, hatta bildirimleri de açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.